pet shopların kasaplar odasına bağlanışı yeni bir gelişim değildir. Bir yıl önce Ticaret ve Sanayi Bakanlığımızın Esnaf Genel Müdürümüz NACA kodları düzenlemesinde pet shopların kasaplar odasına bağlanması için NACA kodunu bizim NACA kodumuza bağladı. Bu NACA kodlarının kasaplar odasının NACA kodu olduğu için pet shopların bize bağlanmasına uygun görüldü. Amaç şu, pet shoplardaki hayvanların kasaplar odasına bağlı üyelerinin bulunduğu besi yapmış olduğu hayvanların etlerinden yapılan yemleri yani bugün kedi ve köpek mamalarının üzerinde yazıyor. Ne yazıyor? Kuzu etinden yapılmıştır, dana etinden yapılmıştır diye. Çünkü hayvanların yediği mamaların mutlaka hayvan ürünlerinden olduğu için kedi ve köpekleri satış yapan ve şoplar e, bunların da kasaplar odasına bağlanmasını uygun görülmüş bakanlıklar tarafından. Bakanlığımızın da bu düzenlemeyle, NACA kotuyla bu satış yapan, yerlerin mutlaka kasaplar odasına kayıtının yapılmasını istemişler. Onun için bize bağladılar. Bağlanın sebebi hayvanların yemiş olduğu ürünlerin bizim üretmiş olduğumuz hayvansal ürünlerinden yapılan olan mamalardan olduğu için onun için kasaplar odasına bağlanmıştır. Alınan karar çok sağlıklı ve çok doğru bir karar. Ancak yorumları yanlış. Yani kasap dükkanlarında kedinin köpeğin işi olmaz. Yani kedinin köpeğin yeri baranaktır. Hayvan baranakların bulunduğu yerde bunların yapılması lazım, beslenmesi lazım, satışların yapılması lazım. Onun için burada görev Tarım İl Müdürlüğü'ne düşüyor ve kontroller de kasaplar odasına düşebilir. Bunu Tarım İl Müdürlüğü ile beraber kontrol edebiliriz. Hayvanları internet üzerinden bile satışlarını yapıyorlar. Yani illa bir yerde satılacak diye yok. Ancak bu satışların nereden yapılırsa yapılsın sağlıklı bir şekilde, hijyen bir şekilde, hayvan sağlığına zarar vermeyecek bir şekilde sevki yapılabilir. Yani nasıl bugün internet üzerinden almış olduğunuz ürünleri evinize teslim ediyorlarsa onları da sağlıklı bir araçla teslim edebilirler. Satışları her yerde yapılabilir. Ancak Hayvanların sağlığını koruyacak bir şekilde barınak veya satış yerlerinin hijyenleştirilerek yapılması lazım. Biz şunlara karşıyız. Hayvanlara e, sıkıntı ve eziyet vermemeleri için, hayvanların sağlığını korumak için o hayvanlarda bir can taşıyor. Onun için ona biraz daha dikkat etmeleri lazım. Mutlaka ve mutlaka barınak ve satış yerlerinin hijyen ve barınağa uygun yerlerde satışın yapılması uygundur. Biz bunun için kaç gündür de bu mücadele yapıyoruz. Talihsiz bazı açıklamalar yapılıyor. bu yanlış bilgilendirme birilerinin ağzıyla değil. Bunun yöneticileri Kasaplar Federasyonumuz var. Her ilde bir kasaplar odamız var. Bir basına bu konuda açıklamalarımızı yapalım. Sizin aracılığınızla burada duyurmuş olalım. Mutlaka ve mutlaka bu pet shoplardaki bağlantıların sadece naja kotunun bize ait olduğu için Bizim de kontrolümüzde olursa tabii memnuniyetle o hayvanların sağlığı için kontrol edebiliriz, denetleyebiliriz. Yemelerinde, içmelerindeki ürünlerin de e, hayvan ürünlerinden oluşu da tabii ki bu köpeklerin, kedilerin yemesi, hayvansal üründen beslenmesi daha sağlıklıdır. Pet Shop açmak isteyen her vatandaş doğal hakkıdır. Hatta bunu ikinci boyutu var, hayvan severliliği ortaya çıkıyor. Yani hayvanı sevdiği için bakacak ve bunun pazarlığını yapacak veya pazara sunacak. Ona onun için öncelikle açtığı yeri Tarım İl Müdürlüğü ve biz tarafından kontrol edilerek hijyen ve düzgün olması lazım. Bunun arkasından mutlaka vergi mükellefiyeti olup odamıza gelip Kendini kaydettirmesi lazım. Adresiyle birlikte bizim odamıza kayıtını yaptırması lazım. Kayıtını yaptırmadık, yaptırmayan yerlerin kaçak olduğunu söyleyebiliriz. Bu kaçak denetimlerde de ihbar edeceğiz tarım ile ve vergi dairesine. Mutlaka kayıtların odamıza gelsinler yaptırsınlar. Adreslerini bilelim. Bizden de yardım isterlerse destek verelim. Hayvanlara güzel baksınlar. İsteyen herkes açabiliyor mu? İsteyen herkes açabilir oluşumu sağladığı müddetçe. Yani hayvan sağlığını ve hayvanın orada daha sağlıklı, hijyen bir şekilde yaşamını sağladığı müddetçe herkes açabilir. <laughs>